Merhabalar. 5 dakikalık bir yayın açtık. Kaçak yayın bu. Kursiyerimle çalışıyoruz. Size stencil'la rölyef pasta çekimini atölyeden canlı canlı göstereyim dedim. Şimdi buradan fırçayla yaklaşık kızım. Fırçayla böyle bir zemin doku oluşturduk. Rölyef pasta ve New serisine ait kaçtı bunun kodu? New 158. Bu stencil'ı uygulayacağız arkadaşlar. Stencil yaparken stencil spreyi muhakkak sıkıyoruz. Kaymaması için. Gel Nurhan yardım et. Böyle yerleştiriyoruz. Hazır yaparken canlı canlı siz de ders saatinde bizi izleyin. Rölyef pasta boyutlu çalışmalar için kullanılır. Elimdeki metalik yani parıl parıl simli olan simli rölyef pastayla işte böyle bir spatula yardımı ile stencil'ın üzerine yayıyoruz. Pasta kreması çeker gibi. Pasta kreması gibi. Elinizde bir spatula. Spatulanız yoksa kredi kartı dahi olabilir. Şimdi ne kadar kalın çekerseniz o kadar boyutlu olacaktır. Bizim elimizdeki büyük bir takı kutusu. Kursiyerim yapıyor. Bu desen de Rich'in yeni desenlerinden, New serisinden. Çok keyifli ve güzel bir desen. Tabii habersiz bir yayın açtık. Eğer isterseniz böyle kursiyerlerimle çalışırken yayınlara geçebilirim. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika artık bilemiyorum ne kadar olur. Bakın gördüğünüz gibi her yerine eşit şekilde olacak. 210 kişi bu saate göre. Eşit olacak şekilde yaydık. Ondan sonra yavaşça kaldırıyoruz. Bakın muhteşem bir parıltı var. Fazlaları parmağımızla alıp yeniden rölyefimize koyuyoruz. Şimdi bir şey de göstereceğim. Stencil'dan böyle yaklaş arkadaşım. Görünsün parlayan bu yüzey. Şimdi kursiyerimi anlatırken siz de anlayın. Stencil'larımızın üzerinde kalan rölyefi ziyan etmeyin arkadaşlar. Bu şekilde bir kağıt, gazete, kullanmadığınız bir şeyin üzerine yerleştirin. İşte spatulanızla yeniden geriye toplayın. Bunu burada bırakıp da yani yıkamayın, ziyan olmasın. Yeniden işlemlerinizde kullanacaksınızdır. Bu arada katılan, izleyen arkadaşlar selamlar diyeyim. Kutunun üzerinde yaptığımız dokuyu da fırça ile metalik krem kullandık. Mobilyalarınızda, dönüştürdüğünüz eşyalarınızda da çok güzel uygulayabilirsiniz. Bakın tüm rölyefi yeniden içine toplayın. Daha sonra kullanın. Yani çok bereketli ve harika bir ürün. Buraya tut. Arkadaşım şöyle tut. Burada kuruyacak ve tamamen simler kalacak. Şimdi bir ıslak mendille yanına da yapmak istiyorum bunu. Karşı tarafa. Bakın şu an elimdeki ıslak mendille stencil'ımı temizliyorum arkadaşlar. Hep sorulur. En güzeli böyle ders içerisinde açmak yayını. Şu an temizledim. Stencil denen şablonları bana kağıt aldı. Stencil denen şablonlarımızı yıllarca kullanabiliriz. Bu stencil'ları yıllarca kullanabiliriz arkadaşlar. Yani bir kere alınıp da kullanıp atılan bir malzeme değil. Desen konusunda mesela bu deseni
Tersine de koyduğunuz zaman objenizde yarım bir daire, bütün bir daire yapacaksınız. Şurada olduğunu düşünün. Bunu terse de aldığımızda bütün bir daire haline gelmiş olur. Şimdi karşısını yapacağım için bir oval de buraya gelsin istiyorum. Demek ki stansılımın tersini kullanacağım. Spreyimi sıktım. Şu an dükkana biri de gelebilir. Bu yüzeyden yapıştırıcı sürdüğümüz için şu an yapışıyor. Spatulayı ne yaptın mı? Önümüzde. Önümde mi? Gri arkada, o öteki. Griyi ver bana. Şimdi biri geldi bile. Ağzımızdaymış. Yeniden çekiyorum. Bırak kalkmasın. Stencil yaparken bir taraftan kaldırılırsa o zaman yaptığın rölyef yayılır. Stencil uygulamasında en basit yöntem rölyeftir. Boyayla yaptığınızdan çok daha kolay yaparsınız rölyef pastayı. Beyazı var, simlisi var, metali var, altını, gümüşü, hepsi mevcut. Sağ olsun Rich yaptı, biz kullanıyoruz. Eşit yapmanız yeterli, mümkün mertebe. Sonuçta bunlar el emeği ürünler, fabrikasyon değil. Kasmayın da çok fazla. İşte şunu hemen şuradan alıyorum, fazlasını rölyefe koyuyorum. Yeniden temizlemeyi göstereyim. Buraya alıyorum stencil'ımı. Ne oldu? Bir şey kalmasın. Koluna sürüyorsun, ölmezsin. Ürünler su bazlı. Zehirlemiyor yani. Bakın çok cüzi bir harcamayla bir kutuyu muhteşem bir esere dönüştürebilirsiniz. Mesela bu bir gelin adayına yapılıyor. Şeyde kullanacaklar bunu. Kızın makyaj malzemelerini falan da koyabilirler. Ne bileyim işte kız istemeye giderken de kullanabilirler. Ne yaparlar bilmiyorum da. Çok yönlü kullanabilirsiniz. İşte ıslak mendille stencil'ımı temizliyorum. Daha sonra kullanmak üzere. İşte ister mobilya kapağıdır, konsolun kapağıdır, duvardır, mutfaktır, kutudur. Kullanılabilir. Şimdi şöyle de gösterelim. Eylem abla A yayın diye. Evet, benim adminlerimin bile haberi yok. Kursiyerle çalışırken açalım dedik. Böyle kaçak yayınlar açabiliriz. Anne şöyle koy. Evet arkadaşlar, şöyle parlıyor mu? Hayır, düz böyle. Oradan gözükmüyor ya kamerada. Tamam, gösterdik. Ellerim de yapışıp durdu. Hadi ben veda edeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.